2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kaldı. Bilindiği gibi haftaya pazartesi 2 Eylül itibariyle ana sınıfı öğrencilerimiz artı ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum eğitimine başlıyorlar. Aynı zamanda öğretmenlerimizin seminer dönemi de başlamış oluyor. 9 Eylül itibariyle de eğitim, öğretim bütün Türkiye çapında başlamış olacak. Milyonlarca öğrencimiz için okul dönemi başlamış olacak. Tabii okullar açılırken okulların eğitim, öğretime hazırlanması her sene bir tatlı telaşı da beraberinde getiriyor. Okullarımız bir yandan imkansızlıklarla boğuşarak, öbür yandan sponsorlar bulmak suretiyle, bazen kapı kapı dolaşmak suretiyle okullarını eksiksiz bir şekilde eğitim öğretime hazırlamaya çalışıyorlar. Eğitim öğretime hazırlamaktan kasıt nedir? Şudur, işte okulun boyaya ihtiyacı varsa boyanması, değişecek bir takım şeyler varsa, işte kapıdır, penceredir, sandalyedir, masadır, onların değiştirilmesi ya da bunların tamir edilmesi ile mesele halloluyorsa o şekilde bir yol izlenir ve okullarımız her sene bunu yaparlar. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla her yıl işler biraz daha zorlaşıyor. Çünkü bir taraftan okullara işte velilerden bağış almayacaksınız deniliyor. Özellikle kayıt döneminde bağış alındığı zaman okul yöneticileri bir ceza ile karşı karşıya kalıyorlar. Ama sonuç itibariyle her yıl bütün zorluklarına rağmen bu işler yapılıyor. Okulların tamirinden, tadilatından, efendim okulda kullanılan malzemelerin yenilenmesinden başka bir husus da okulların personel ihtiyacıdır. Eskiden güvenlik personeli de verilirdi okullara, temizlik personeli de, ama son dönemlerde sadece temizlik personeli verilmesi tercih ediliyor. Ancak bu yıl ekonomik krizin etkisiyle midir nedir? Şu anda TYP kapsamında, yani toplum yararına program kapsamında İşkur'un henüz böyle bir ilanı da olmadı. Bakanlığa, Milli Eğitim Müdürlüklerine henüz böyle bir yazı da gelmiş değil. Halbuki pazartesi uyum eğitimleri başlıyor. Okulların açılmasına da neredeyse 10 gün gibi bir süre kaldı. Sanki Eylül ayı itibariyle bu personel görevlerine başlayamayacak. Ekim'e belki sarkacak. Yani hiç ses seda çıkmayınca da biz de diyoruz ki acaba hiç mi verilmeyecek? Hiç verilmezse okulların durumu gerçekten zor. Çünkü bir çalışanın maliyeti okula ayda 30 bin liradan aşağı değil. Paranın zor bulunduğu bir dönemde okullarımızın personel çalıştırma meselesi çok daha zor. Yani iş kurumuz, bakanlığımız, bakanlıklarımız ne yapıp yapıp bir an önce bu iş kur yoluyla toplum yararına program kapsamında verilecek personeli bir an önce okullarımızla buluşturmalı. Bir de bu TYP noktasında şöyle bir şartnamede çok zorluk var. O da 9 ay meselesi. Yani sigortasız olacak. 9 aydan fazla çalışmamış olacak. Yıl geçtikçe, yıllar geçtikçe de böyle personel bulmak çok zorlanıyor. Yani okula siz iki personel belki veriyorsunuz ama X okuluna atıyorum. Ama o şartları taşıyan personel bulmakta çok zorlanıyor. Bir yıl alıyor, kişi tecrübeli hale geliyor. Ertesi yıl aynı kişiyi çalıştıramıyor. Velilerin desteğiyle, bağışıyla yol alabilen okullar. Ama bunun dışında imkanı çok zayıf olan okullarımızda maalesef var. İnşallah devletimiz bir an önce bu meseleyi kökünden çözer diye temenni edelim. Bizim talebimiz de bu yöndedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Öğretmenlerimize kolaylıklar, öğrencilerimize başarılar diliyorum.